Vətənimdir mənim dilim, imanım. Qürbət eldə yoxdur mənim kimliyim. Cənnətdikdir vətən üçün ölənlər. 100 il ömür mən qürbətdə nə edeyim? Şimdi ben iftihar hissiylə deyə bilərəm ki, qürur hissiylə deyə bilərəm ki, Osmanlı ordusunun Azərbaycana gələn Qafqaz İslam ordusu əskərinin evladıyım. Adı Hafız Abdurrahmanoğlu. Azərbaycanın başkenti Bakü'nün Hafız amcası. 82 yaşındaki Hafız Abdurrahmanoğlu, Kafkas İslam Ordusu'nun son yadigarı. Hafız Abdurrahmanoğlu'nun babası, Samsun'un onbaşı Mirza Abdurrahmanoğlu, Azerbaycan'ı düşman işgalinden kurtaran Kafkas İslam Ordusu'na gönüllü katılanlardan. Mirza Abdurrahmanoğlu, Kafkas İslam Ordusu Azerbaycan'ı özgürlüğüne kavuşturduktan sonra Türkiye'ye döndü. Ancak uğrunda ölümü göze aldığı topraklardan fazla uzak kalamadı. Kısa bir süre sonra yine Azerbaycan'a döndü. Babamı halk, Bakı Şehir Sovyeti'ne deputat seçmiştiler. Partiye kabul etmiştiler. Azerbaycan'dan iki tane milletvekilinden biri babam olmuştu, biri Rus olmuştu. Cemaat Türk'e karşı, Türk'ün Azerbaycan'da adaletine, insanperverliğine, hakkı koruyanlığına göre babam da Türk oğlu olduğuna göre onu ileri çekmiş. Çok yerde de babama Türk oğlu deyirdiler. Sovyet dönemiyle Abdurrahmanoğlu ailesi için zor günler başladı. Aile sadece Türk olduğu için sürgün üzerine sürgün yaşadı. Bizi ailece geldi sürgün etmiştiler. 49. yılda da babamı aldılar Sibir'e sürgün ettiler. Yaxşı, bir sürgünlüğün üstünde ikinci, Allah da bir suça göre iki ceza vermir. Ha bize ikisini de verdiler, üçünü de verdiler, beşini de verdiler. 7 yaşında çocuğu da sürgün edildi. Ne suçu var o 7 yaşında çocuk? İlk önce o elifba örgənir, hərflər örgənir, hesab örgənir, birin üstüne bir gelme örgənir. Onun siyasetine hiçbir alakası olabilmez. Sadece sürgünle son bulmadı onların yaşadıkları. Anamızı ki yitirdik. Anamızı yitirenden sonra bir kişi çok ezildi, eğildi. O vakti Aksa Türkleri Özbekistan'dan kayıttılıp gelmiştiler. Saatlinin köylerinde yerleşmiştiler. Kalktım oraya köştüm gittim. Orada cuma namazı var. Ondan sonra Ramazanı var, Şabanı var, adet, enenelere hep Türk adeti. Orada biraz yüngülleşti onun derdi, ama ancak yine de vatan diye gitti. İşte bak bizim talihimiz böyle. Bugün Hafız Abdurrahmanoğlu'nun doğduğu yerde, Bakü'de sakin bir hayat sürüyor. 9 çocuğu zaman zaman kendisini ziyaret ediyor. Geçmişi fotoğraflara bakarak yad ediyor. Vətənimdir mənim dilim, imanım. Qürbət eldə yoxdur mənim kimliyim. Cənnətdikdir vətən üçün ölənlər. 100 il ömür mən qürbətdə nə edeyim? Hafız Abdurrahmanoğlu'nun gelecek içinse tek bir hayali var. Türk milletinin her vaxtı ayakta kalmasını, Türk devletinin etrafında başka memleketlerde yaşayan Türklerin birleşmesini, yeniden bir yumruk kimi olmalarını istiyorum ki ayrı ayrı müstakil devletler olsunlar, ancak amalları bir olsun. Türkiye dünya durdukça dursun. Allah onu hiç vakti görüm neydim dedirtmesin. Hiç kime mühtaç etmesin. Kafkas İslam Ordusu Azerbaycan'ın bağımsızlığı uğruna 1130 askeri şehit verdi. Bugün o şehitlerin temsili kabirlerinin bulunduğu Bakü'de Türk ve Azerbaycan bayrakları yan yana dalgalanıyor. Hafız Abdurrahmanoğlu da ortak tarihten geleceğe uzanan son yadigarlardan.